Vallar. Nasılsınız? Kadı kızı gibi oturdum böyle. Saat 5, akşam 5, 17.00. Ve ben tüm gün hiçbir şey çekmedim. Çünkü tüm gün çok fazla şey de yapmadım. Ev sessiz, bilmiyorum farkında mısınız? Aydalar gitti ne yazık ki. Misafirlerim gitti. Bugün kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Daha doğrusu bugün değil, dün çok yorulduk yani. Herkes çok yoruldu. Gördünüz mü? Bir bakışımla susturuyorum o telefonu. Aa, bana dudak büküyor buradan. I love you baby, get ready. Görmeniz lazım. I'll show your face now. Çevirdim dediğim anda hemen değiştiriyorsun. Böyle yapıyor. Baktım diye yan. Okay. Ne yaptık biz dün? Dün yani izlediniz zaten vlogda. Birçoğunuzun hoşuna gitmiş, mutlu oldum. Birçoğunuz konuşmalı videoları geri istiyordunuz. Buyurun, konuşmalı video. Hiçbir şey yapmadım tüm gün. Tüm gün hiçbir şey yapmadım ve sadece konuştum videolara. Artık geri dönüş olacak. Hemen hemen 2 haftalık ya da 12 günlük bir gezmeli, misafirli, atraksiyonlu süreçten sonra bu sıkıcı halime geri döndüm. Ama zaten bunu isteyenleriniz varmış. Buyurun. Dün sabah 6'da kalktım ve o saatten sonra eve gelip yattığımda saat hemen hemen 1'e geliyordu ve ben bitik haldeydim. Ve dün çok yürüdük. Doktoruma sorarsanız harika. Yani yürü, çalış, bilmem ne. İyi, hoş, çok da güzel ama beni gerçekten çok yoruyor. Yani çok yoruyor derken şöyle yaparken çok hissetmiyorum ama dün ilk defa sonrasında çok hissettim bunu. Akşam bayağı bir ağrım oldu. Gece tuvalete kalktığımda falan ağrım vardı. Sanki böyle göbeğim iyice artık aşağıya baskı yapıyordu. Şikayet etmiyorum. Bunlar olacak şeyler. Hareketli olmam lazım ve genelde hareketli insanların doğumu çok daha kolay oluyor diye duyuyorum hep. O yüzden ne kadar hareketli olursanız o kadar iyi. En son gittiğim doktor, Çel'le beraber gittik hatta. Hani demiştim ya az daha unutuyordum son anda yetiştik diye. 2-3 gün önceki doktor bana günde 1 saat yürümemi söylüyor. Yarım dedim yani hani ben sabah 15 akşam 15 dakika yürürüm falan diye düşünmüştüm dedim. Sen onu sabah yarım saat akşam yarım saat yap günde 2 kere yarımşar saat yürü diyor. En az bu arada bu. Yani hani bana kızıyorsunuz ya kendini yoruyorsun falan filan diye. Doktorum sürekli yürümemi söylüyor. O yüzden onun söylediği kadar çok yürüyebilir miyim bilmiyorum ama bir şekilde hareketli olmaya devam etmem lazım. Bir tek bugün olamadım. Bugün çünkü ağrım vardı. Ama yarın itibaren gene böyle biraz biraz devam etmek istiyorum. Normalde salı günü benim son çalışma günüm. Fakat restorandaki bir kızın doğum günüymüş. Günlerimizi değiştirmek istedi. Sen pazar çalışırsın, ben salı çalışırım olur mu dedi. Ben de okey demiştim bugün için. Fakat sabah uyanıp da ben kendimi çok çok kötü hissedince kıza son dakikaya kalmadan şu an hatta başlamam gerekiyordu işe. Son dakika kalmadan kıza haber vereyim ayıp olmasın dedim. Dedim böyle böyle canımsın, ciğerimsin. Hani sana yardımcı olmak istiyorum. Benim için de sorun değil. Hadi pazar gün son günüm olmuş. Ha, salı gün son günüm olmuş. Ama yani imkansızdı benim bugün çalışmam. Çünkü öyle bir durumda yanımda benimle çalışan insanlara karşı kendimi suçlu hissediyorum. Yani ben şu an artık neredeyse çarşamba günü 9 aylık olacak. 36. haftaya gireceğiz. Çok fazla hızlı hızlı hareket edemediğim için sanki yanımda çalışan insan benim yüzümden benden daha çok çalışıyormuş gibi geliyor. Ve bu haksızlık yani. Öyle bir haksızlık yapmak istemiyorum kimseye. Herkes müthiş anlayışlı, müthiş tolere hamile olduğum için ama bu hamilelik kozunu kullanmak istemiyorum yani. O yüzden dedim böyle böyle çalışabileceğimi sanmıyorum. Ümit ediyorum salı günü son günümü yapabileceğim, çalışabileceğim. Ama bugün hissettiğim gibi hissedersem kendimi ya da daha kötü hissedersem patronuma söyleyeceğim ve salı günü çalışmayacağım. Yani son günüm artık en son çalıştığım ne zamandı? Cuma günü olmuş olacak. Yani çalışmayacağım. Çalışmayı tamamen bırakacağım. Ama dediğim gibi salı son bir gün çalışmak istiyorum. Tavşan diş yapıyor bana burada. What do you want? Charlie bu arada bu yanımda konuştuğum. Say hi. Çocuk gibi ya. Bir görmeniz lazım hareketleri. Öyle tüm gün ne yaptık? Ben sabah yine erken kalktım. Aydalı bir yolcu. Çok erken kalkmadım da sabah bir 6 gibi uyudum. Sonra I will show you Charlie. Garip garip suratlar yapıyor rahatsız. Hak etti. Sabah bu arada bütün gün. Ya go get change. Hala oradan bana bakıyor manyak. Sabah köründe uyandım. Sonra bir süre uyanık kaldım. Ağrım vardı. Sonra
Uyuyakalmışım tekrar. Charlotte'e dedim beni yarım saat sonra uyandır diye. Çocuk yarım saat sonra uyandırdı. 15 dakika daha dedim. 15 dakika sonra uyandırdı. 5 dakika daha dedim derken saat 8.30'a geliyordu. Aileların yani uyanmışlardı. Çantalarını falan hazırlıyorlardı. Kalktım işte biraz konuştuk. Ondan sonra onlar gitti. Vedalaşmaktan, vedalardan nefret ediyorum. Ama yani gitmeleri gerekiyordu. Şu an New York'a gittiler. Sanırım 5 günde orada kalıp ondan sonra Almanya'ya dönecekler. Çok iyi geldiler bana. İyi ki geldiler birincisi. Bu annemi beklemeye de hamilenin son haftaları sürecini sayelerinde çok daha kısa atlattım gibi geldi bana zaman olarak. Ve hareket halinde oldum. Yani hem aktif oldum hem gezdim tozum. Bana çok iyi geldiler. Yani dün Los Angeles'a gitmekten hani sonunda eve çok yoruldum ama çok eğlendik. Gezdik. Güzel yerlere gittik. Neyse iyi ki geldiler. Keşke daha fazla kalabilselerdi ama onların da yani tatili kısıtlı ve koskoca Amerika gelmişken sadece San Diego'da kalmak istememeleri çok normal, gezmek istediler ki aslında muhtemelen onlara kalsa onlar biraz daha kalırdı ama bilet falan alınmıştı artık. Öyle. İbo ile birbirlerini çok sevdiler. İbo da onları çok sevdi. Onlar da İbo'yu çok sevdi. Charlie ile zaten tanışıyorlardı ama Charlie ile de yani pekişti ilişkileri. Güzel oldu. Gene gelecekler. Herhalde seneye, yani artık bu sene sonundayız zaten. 2016'da olmaz ama 2017'de tekrar geleceklerini düşünüyorum ben. Belki yazın gelirler. O zamana kadar Anatolia'da zaten doğmuş olur. Biraz da büyümüş olur. Belli mi olur? Belki durumlar şimdikinden daha iyi olur. Beraber çıkarız, tatile falan gideriz. Sağlığım haliyle hamile olmayacağım şimdi. Belki onların gittiği yerlere atıyorum işte Las Vegas vesaire gibi bize katılabiliriz. Kısmet bakalım. Onlar gittikten sonra biraz oturdum. YouTube bayağıdır ben YouTube izleyemiyordum çok fazla. Hem yani yoğunluk vesaire hem de burada misafirlerimle oturup konuşmak yerine oturup video izleyecek halim yok. O yüzden bugün oturdum YouTube videoları izledim. Daha bir sürü var. İzlemem gereken, izlemediğim, izlemek istediğim. Ay köpeğim şu. Charlie bak bugün bugün video izliyordum. Charlie bana şey diyor. Kulaklık takmıştım çünkü artık laptop salonda olduğu için Charlie televizyon izlerken adamı da yani televizyonun kız ben video izleyeceğim denmeyeceğine göre kulaklıkla izliyorum. Televizyonu kısı sadece video çekerken söylüyorum. Hani size saygısızlık olmasın diye zaten beni duymakta zorluk çektiğinizi söylüyorsunuz birçoğunuz. Daha da arkadan sürekli gürültü gelmesin diye. Bunu her saniye sağlayamayabilirim. Ama mümkün olduğunca hani o da ben de orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Her neyse kulaklıkla laptopta bir şeyler dinlerken Charlie bana şey dedi, sen nefes almakta zorluk mu çekiyorsun dedi. Yo dedim, çok yüksek sesle nefes alıyoruz. Yani sanki böyle daralıyormuş gibi nefes alıyorsun dedi. Ben kendim fark etmedim öyle bir daralma ama yani olabilir. Şu anki benim göstereyim mi size? Burada, yavru burada. Böyle oturuyoruz. Yani bayağı artık iyice büyüdü. O da büyüdü, ben de büyüdüm. Yapacak bir şey yok. Haftaya, bu salıdan itibaren NTS'ye girmeye başlayacağım. Haftada iki kere. Bu salı günü NTS'm var. Kaçtaydı, sabah 10'da mıydı neydi? Ya bu arada neyse önce bunu anlatayım. Daldan dal atlama. Bir dakika dur. Önce 8 dakika oldu. Durdurayım. Geldim. Salı günü NTS'ye gireceğim. Cuma günü de NTS'ye gireceğim. Salı günü NTS'den sonra bu NTS dediğim bu arada non-stress test diyorlar. Şu göbeğinize kemer gibi şey bağlı. Çocuğun hareketleri falan ölçülüyor. NTS'm var salı günü. Sonrasında X-ray göğüs röntgeni çekilecek. İşte bu tüberküloz mevzusuyla ilgili. Bunu daha önce açıklamıştım ama belki izlememiş olanlarınız vardır orayı. Tüberküloz hamilenin başında yaptığım tüberküloz testim pozitif çıktı. Koldan verilen sıvı gibi bir şey veriyorlar. Kolunuza böyle hafif bir şişiklik olursa, kızarma olursa tüberkülozsunuz. Yoksa değilsiniz diye düşünüyorlar ama daha önce gene de söylemiştim bunu da. Biz Türkler çocukken verem aşısı olduğumuz için genelde bizim tüberküloz testlerimiz pozitif çıkıyor. Kol testi. O yüzden tüberküloz olmadığımızın ya da olduğumuzun anlaşılması için ciğer testi yapılması, ciğer x-ray'i röntgen çekilmesi gerekiyor. Bana da onu yapacaklar. Salı günü. Öyle bu arada hamileliğin yani kesinlikle benim 3-4 gündür ellerimin üstü kaşınıyor. Şu Bite'ın lanet ruju hala burada. Bugün belki ellerimi 20 kere yıkadım. Ruj hala burada. Yani onun dışında şöyle göstersem görebilir misiniz? Şu an yok. Ama günün belli dönemlerinde ellerimin üstleri kaşınıyor. Böyle alerji gibi kırmızı kırmızı pütür pütür oldu. İnternetten baktım hamilelikte
hani el üstün ne, çünkü hamilelikle alakalı mıdır diye düşündüm. Ben normalde hiç alerji, hiç ama hiç hayatım boyunca fiziksel bir alerjik reaksiyon göstermedim hiçbir şeye. Bir kere sadece bacağımdan böcek sökmüştü ve böceğin soktuğu yer kızarmış, kabarmıştı ama onun dışında hani böyle alerjisi falan olan bir insan değilim. Acaba hamilelikle mi alakalı diye baktığımda bir şey vardı hamilelikte olan, anneye zararı olmayan, doğumdan sonra geçen ama çocuğa zararı olabilecek bir şeyden bahsediyorlardı. Şu an adını unuttum. C harfiyle başlıyordu sanırım. İngilizcesi en azından. O yüzden sürekli devam ederse doktoruma söyleyeceğim bunu. Çünkü çocuk için iyi değilmiş. Yarın değil, salı günü gittiğimde, yani çok kötü şekilde değil. Sadece 2-3 gündür böyle hafif hafif hissediyorum bazı saatlerde. Ve sonra geçiyor. Ama eğer böyle çok elimi falan sararsa tabii ki gideceğim, doktora soracağım. Nedir bu diye yani. Umarım öyle ciddi bir şey değildir. Onun dışında çarşamba annem geliyor. İnanamıyorum, çarşamba günü annem geliyor. Annem hatta şu an İstanbul'a geçmiş olması lazım. Bugün konuşmadık. Çok vefalı bir evlat olduğum için. Bugün konuşmadık. O da beni aramıyor. Böyle bir garip bir aileyiz biz. Onunla konuşacağız. Yani yarın sabah şu an Türkiye'de saat gecenin 3'ü mü 4'ü mü ne? Türkiye saatiyle sabah olduğunda onu bir arayayım. Öğreneyim. Ama geliyor annem. Havaalanındaki durum için hala stresliyim. Ona yazdım. Bir kağıt yazdım. Dedim böyle böyle bunu çıkart. Gümrük görevlisine ver. İşte annemin hani adı bilmem nesi, kaç yaşında olduğu, Türkiye'den geldi. Türkiye'de ne iş yaptığı, niye geldiği, burada ne kadar kalacağı, nerede kalacağı, hangi adreste kalacağı falan yazıyor İngilizce. Görevli genelde bu tarz soruyorlar çünkü. İlk gelişi olup olmadığı falan. Bu kağıdı gümrük görevlisine gösterecek. Ondan sonra daha gümrük görevlisinin ekstra soruları varsa orada havaalanında bulacak yani birisini. Yapacak bir şey yok. Gümrük görevlisi bulmak zorunda yani. Türkçe bilen birini bulsun, konuşursun annemle. Onun dışında biz dışarıda bekliyor olacağız zaten. Ümit ediyorum. Çarşambaya kadar kendimi şu an hissettim. Yani şu an gibi hissediyor bile olsam giderim, o ayrı ama hani daha kötü hissedersem, baktım gerçekten çok ağrım, baskım, sızım var, gidemezsem İbo gidecek tek başına. Ama ümit ediyorum. Gideceğiz, annemi getireceğiz. Ve annemli günler başlayacak. Charlie yarın gidiyor Arizona'ya. Hiç istemiyorum gitmesini. Yani şöyle gitmesini tabii ki istiyorum. İşle ilgili, eğitim sonuçta bu. Ama bir yandan da böyle hani onsuz olmak istemiyorum. Birkaç gün bile olsa. Neyse, kayınvaliden bu akşamdan itibaren gelip bize kalacak. Kayınvalidemi özleyenleriniz varmış içinse, biz de özledik. O, ben hemen davet ettim yani misafirler demek ki, misafirler buradayken de kalabilirdi ayrı tabii ki. Mesela İbo dün değil, ondan önceki gece burada kaldı, siz bilmiyorsunuz gerçi ama kayınvalidem de kalabilirdi ama onun da kendi tercihi. Yani arkadaşlarım var, ben sürekli geliyorum kalıyorum zaten, size biraz özel zaman vereyim dedi ama yani benim de ona karşı böyle düşünceli olmam gerekir çünkü Charlie yarın gidiyor ve oğlu geri geldiğinde annem de burada olacak. Gene yani annem buradayken de kayınvalidem kalabilir. Benim için hiçbir sorun yok. Eminim de kalacaktır da. Ama hani sonuçta kimse burada yokken o daha rahat kalıyordu. O yüzden onun kalmaları biraz o yüzden kendi tercihi sonucunda biraz azaldı. Ama bugün davet ettim ben. Daha doğrusu ben ta dünden davet ettim. Dedim böyle böyle. Yarın istersen hani gel kal. Hatta ben bugün çalışacağımı sanıyordum. Dedim gündüz beraber işte ne yapmak istiyorsan yaparız, zaman geçiririz, konuşuruz, sohbet ederiz. Akşam da ben işe gidiyorum. Charlie'le sen, Charlie gitmeden önce anne oğul biraz zaman geçirmiş olursunuz ben de yokken. sonrasında annem gelecek çünkü. Yani sonrasında zaten Charlie gidecek. Sonra annem gelecek. 2,5 ay boyunca anne oğul bu evin içinde çok zaman geçirme şansı olmayacak baş başa. Charlie isterse çıkarlar yemeğe annesiyle tabii ki, hani ya da annesinin evine gider, o apayrı bir şey yani. Ama hani ne bileyim, dedim böyle böyle gelmek istersen, o da gelmek istediğini hani gelirim tabii falan dedi. Yalnız gündüz işleri varmış, o yüzden akşam bulacak gelmesi, herhalde 2 saate kadar gelir. Aşkım, what are you doing? How long it takes? What are you wearing, a tuxedo? Giyinecekti. 15 dakikadır konuşuyorum. 15 dakikadır giyinemedi. Adım gibi eminim. Motoru telefon. Yok, telefonuyla da oynamıyor. Telefonu burada. Tuvalette de değil. Bayılır tuvalette bir saat durmaya. Ha? Şarkı söyleyeceğim. Dedim ne yapıyorsun? Giyiniyorum. Ne giyiyorsun dedim. Taksidonun İngilizcesi ne? Smoking takım mı? Alt tarafı altında bir şort üstüne bir tişört geçirecek. Kim bilir ne yapıyor. Her neyse. Tabletindedir kesin. Evet, doğru. You're watching something, don't you?
Şimdi bana cevap vermiyor. Neyse. Böyle yani. Biz şu an nereye gidiyoruz? Bugün ben oturdum. Söyledim mi? Gün içinde uyudum ben bu arada. 3 saat falan. Belki biraz fazla uyudum. Manyak manyak rüyalar gördüm. Çok da ağır uyumuşum böyle yoğun yani. Böyle. Ha, şimdi kalktım ondan sonra. YouTube videoları izledim. Aslında benim video çekmem lazım. Hatta ben yarın çekebilmeyi ümit ediyorum. Yani demişim ya, bana birileri bir şeyler gönderdi. Onları çekmem lazım. Çünkü salı günü iki doktor randevusu, çalışırsam iş. Çarşamba günü de annemi al getir falan filan derken video çekmeye vaktim olmayacak. O yüzden yarın çekeyim istiyorum. Bir dakika, geliyorum. Geldim. Ay, çıkarım. O yüzden yarın çekeyim istiyorum. Size favorilerimi çekeceğim. Çünkü bu ay favorilerim oldu cidden. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bir de bu bana gönderilen şeyleri çekeceğim. Bir şey daha vardı aklımda ama onu hatırlayamadım. Neyse, bu iki videoyu çekersem günlük videolarıma ek olarak, hani onlar aradan çıkmış olur. Sonra uyudum, uyandım. Daldan dala. YouTube izledim. YouTube izlerken BuzzFeed Videos diye bir kanal var. Hi baby. What are you doing? Cebine sokmuş çorap. Manyak bu adam. Buna surat yapıyor. Ay yemini. Exactly. Where does this belong? Beraber izliyorduk BuzzFeed videosu. Orada bir tane video var. Siz ne kadar kötü bir insansınız gibi. Orada eğer tuvalet kağıdını bitirip de yenisini koymazsanız kötü bir insansınız falan diyor. Bana diyor, sen yapıyorsun bunu diyor. Şimdi onunla ilgili laf söylüyor bana. Neyse ki koyuyorum yenisini. Hatırladıkça. Videolar izliyorum. Ha, izlediğim videolardan bir tanesi mesela, atıyorum işte iki tane çocuk var. Çok da sevmiyorum çocukları. Böyle muhabbeti bayıyor ama atlata atlata izliyorum. Diyelim ki 3 dolarlık sushi yiyor. Ondan sonra gidiyor 300 dolarlık sushi yiyor. İkisini karşılaştırıyor falan. Onun pizza versiyonunu, hamburger versiyonunu, sushi versiyonunu, makarna versiyonunu, biftek versiyonunu falan izledim. Her neyi izlediysem canım çılgınca onu çekti. Charlie'le de izliyorduk pizza versiyonunu ve canımız pizza çekti. Fakat normal pizza değil. New York usulü pizza. Ve bugün bir başka birinin videosunda daha New York usulü pizza izlediğini görünce, pizza yediğini görünce canım New York usulü pizza istedi. New York usulü pizzanın da nasıl olduğunu biliyor musunuz? Ben sanırım ilk Amerika'ya geldiğim zamanları burada yemiştim. İncecik bir dilim. Çok ince hamurdan yapılma. Ay kızım, bari tekmeli pizza yiyince. Yavrum, sen de mi pizza istiyorsun? Pizza. İncecik dilim üzerine pizza. Ondan canımız çekti. Hem de evde ekmek yok, gidip ekmek almamız lazım yarın için falan. Bankaya uğramamız lazım, para çekmemiz lazım falan filan derken, neyse dışarı çıkacağız. Birer dilim, birer, sadece birer dilim pizza yiyeceğiz. Sonra eve geleceğiz. Sonra kayınvalidem gelecek zaten. Öyle arkadaşlar. Şimdilik sanırım size bugünün özetini anlattım. Bu kadar. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Şu evi toplamam lazım ama evi artık yarın salı. Salı o kadar işin arasında evimi toplamam. Çok kötü değil yani. Dağınık biraz. Dağınıklıkları masam çok dağınık. Masamı toplamam lazım. Şu ortalığı da toplamam lazım. Bir de yerleri silmem lazım. Başka bir şey yok. O kadar yani. Dağınıklığım bundan ibaret. Onları yapacağım. Biri yani bugün hani iki haftadır bayağı yoğundum. Bu iki haftanın üzerine hiçbir şey yapmadığım, uyuduğum, uyandığım, video izlediğim bir güne sahip olmak istedim ve o güne sahip oldum. Çünkü annem geldikten sonra çok bu günlere sahip olacağımı düşünmüyorum doğuma kadar. Belli de olmaz, belki de olurum. Çünkü işi bırakacağım, ne yapacağım ki? Belli mi olur? Öyle. Okey, şimdilik gidiyorum. Gün ilerleyen saatlerinde görüşeceğiz. Dışarıdayız şu an. Bir arabamızın tekerinde. Bir patlak demeyeyim ama sızdırma var ve teker neredeyse dümdüz. Gittik şunu aldık. Siz göremiyorsunuz ama. Her neyse, şöyle bir şey aldık. Charlie şimdi bunu düzenleyecek bile ya. Fix yani. Düzeltecek. Her işe yarayan bir kocanızın olması, her işten anlayan bir kocanızın olması iyi bir şey, size söylüyorum.
Önünden her iş geliyor. Oh my god, it reeks. Yep. Ew, it smells. Oh my god, it smells like fish. That it does. Ciğerlerim. Ciğerlerim. Oh god. Welcome to my world, baby. Welcome to your world. I love you. Poor baby. God, it smells disgusting. Ne yapacak, ne ufak bir fikrim yok. Size nasıl araba lastiği tamir eder onu gösteriyoruz şu an. Oh my god, my belly hurts. To be mature. How to fix a tire? Geldim. I'm filming, baby. It's okay. You can keep watching. Size veda etmeye geldim. Saat 9'a geliyor. Birazdan kayınvalidem gelecek. Daha bu saate kadar gelemedi. Araba sorununu çözdük. Eve geldik. Şimdi siz bilmeseniz de kulaklıklarım elimde. YouTube izliyorum. Birazdan Charlie çantasını falan hazırlayacak sabah gitmek için. Kayınvalidem ben Charlie bir akşam geçireceğiz. O yüzden size veda edeyim dedim. Bugünün videosu ne kadar oldu bilmiyorum ama çok çok kısa olmadığını ümit ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sohbet istediniz. Buyurun, bugün oturdum ve hiçbir şey yapmadan sohbet ettim sizinle. Yarın nasıl bir gün olacak bilmiyorum. Charlie'nin teyzesi beraber öğle yemeği yiyelim dedi. Belki yemeğe gideceğiz. Belki o buraya gelecek kahve içmeye. Tam kesin değil henüz. Ama yarın yaşayıp göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.